İsrail'in 7 Ekim'de müzik festivalinde yaşananlara ilişkin dünyayı yalan söylediği ortaya çıktı. Hatta bunu ortaya çıkaran da yine aslında İsrail askerleriydi. İsrail askerleri festival alanında hedef göstermeden, gözetmeden ateş açtıklarını söyledi. Askerler kalabalığın içinde sivillerin olduğuna da vurgu yaptı. İsrail helikopteri havalanmıştı. Tanklar da harekete geçmişti. Re'im ilçesinde düzenlenen festival alanına ateş yağdırmışlardı. İşgalci İsrail ordusunun sivilleri de vurduğuna yönelik iddialar vardı. İsrail askerler yaptıkları açıklamalarla bunu itiraf etti. <laughs> 7 Ekim'de Hamas Filistinlilere yönelik zulme kayıtsız kalamadı. Aksa Tufanı taarruzunu başlattı. Hamas direnişçileri sınırdan geçti, İsrail askerleriyle çatıştı. O sıralarda sınırdaki Re'im ilçesinde müzik festivali vardı. İsrail ordusu da Hamas'a karşı harekete geçmişti. İsrail askerler ülkelerinde yayın yapan Kanal 12'ye açıkladı. Sivilleri vurduklarını söylediler. İsrailli bir komutan da 7 Ekim gününü anlattı. Holit içinde çatışmaların olduğunu belirtti. Topluluğun içinden ateş geldiğini söyledi. Durumu karmaşık diye niteledi. Sivillerin de vurulmuş olabilme ihtimaline değindi. İsrail askerleri durumun kontrolden çıktığını söyledi. Sonra da helikopter çağırdılar. Yüzlerce aracı bombaladılar. Oysa İsrail, sivillerin kendi ateşlerinden kaçtığı görüntüleri Hamas'tan kaçan masum siviller olarak dünyaya servis etmişti. Meğer İsrailli siviller İsrail ordusunun ateşinden kaçıyormuş. Söylenen yalan bir kez daha ortaya çıktı. İşgalci İsrail ordusu bütün bunları bahane ederek Gazze'yi işgal etmek için kullandı. Daha önce de festivalden kurtulan bir kadın, "Bize Filistinliler değil, kendi ordumuz ateş etti" demişti.